Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Türkiye'nin sanayi şehirleri listesine adını altın harflerle yazdıran Balıkesir'deyiz. Balıkesir üretimde zirveye taşıyan organize sanayi bölgemiz ise tam yanımda bulunuyor. Gelin birlikte kentin adını sanayi ile bütünleştiren Balıkesir organize sanayi bölgesini gezelim. Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürüyüm. Yaklaşık 8 yıldan beri bölge müdürlüğü görevini yapmaktayım. Balıkesir OSB'den biraz önce Balıkesir'den izin verirseniz biraz bahsedeyim ki kuruluş biraz daha anlamlı hale gelmiş olur. Aslında Balıkesir Güney Marmara'da ve Kuzey Ege'de Marmara ve Ege bölgesinin kesişim noktasında harika bir şehir. Biz iki tane mottomuz var. İki deniz bir şehir ve dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir şehir diyoruz. Ancak bu jeopolitik konumu bir ekonomik değere de daha yakın bir zamanda çevirememiş olan bir şehirdi. 2016'lı yıllarda hükümetimizin ulaşım yol politikalarından Balıkesir olumlu etkilendi. Buraya bir virgül koyayım, sonra şimdi kuruluşa geçeyim. Tabii Balıkesir kuruluşu 1992'li yıllara kadar uzanmakta. Ancak 2001 yılında resmi sicil belgesini aldık. Bu dönem içerisinde Balıkesir'in iki sıçraması var. Bunlardan bir tanesi 2004-2005'li yıllarda Kastamonu Entegre'nin Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alarak fabrika inşaatına başlaması ve müteakiben de üretime geçmesi. Bu hakikaten bununla ilgili Kastamonu Entegre'nin gelmesiyle birlikte bir başka diğer fabrikalarımız da bizlerden arazi talep ederek fabrikalarını inşa etmeye başlamışlar. Diğeri de biraz önce de ifade ettiğim gibi, şimdi virgülden itibaren devam edeyim. 2016'lı yıllarda ise Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ikinci sıçramasını yaptı. Bu köprü ve yol projelerinden dolayı İstanbul, İzmit, Kocaeli bu bölgelerde sanayi doygunluğunun olması, tırım maliyetlerinde çok fazla olmasından dolayı bu köprü yol projelerinden batıda en fazla etkilenen il olarak Balıkesir'e yatırımcı dikkatini tekzip etmiş durumda ve biz ulaşımın kavşak noktası haline gelmemizle birlikte biz yatırımcının cazibe merkezi haline de geldik biz aynı zamanda. Tabii bunun dışında bizim Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde sunduğumuz bölge müdürlüğü olarak sunduğumuz bazı hizmetler de var. Bunlardan bir tanesi 3-4 yıl önce başlattığımız bir proje var. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'de bir gümrük müdürlüğünün açılması. Biz özellikle pandemi döneminde tedarik zincirinin doğudan batıya doğru kayması ile beraber ve ülkemizde ihracatın artması ile birlikte ki Balıkesir'de de ihracat arttı. Bu ihracatı biraz daha sürdürülebilir kılmak ve bu ihracat yapan sanayicimizi daha kolaylık sağlayabilmek amacıyla Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması çalışmasını başlattık. Ticaret Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Sanayi Odamız biz ve Ticaret Bakanlığı arasında. Bu protokol veçesinde biz proje çalışmalarımızı başlattık, onaylattık, inşaatına başlattık, inşaatını bitirdik bu dönem içerisinde. 2 Mayıs 2020 23 tarihinde de Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir Gümrük Müdürlüğü organize sanayi bölgemizde faaliyetlerine başlamış bulunmakta. Bunun dışında sunduğumuz diğer hizmetler atık su arıtma tesisimizin kapasitesini arttırdık. Günde 3300 metreküp gün su arıtabilen bir tesisimiz var iken ileri teknolojili yeni bir arıtma tesisimizde günde 10.000 metreküp su arıtabilecek bir tesisimizde biz devreye aldık. Bu tesisimizde iki tane de özellik var. Bunlardan bir tanesi çıkış suyunun kalitesini arttırarak gri su olarak tekrar proseste kullanılması. Diğer proje ise çamurların
termal kurutma yöntemiyle kurutularak çimento fabrikalarına gönderilmesi konusu. Bu iki özelliği de biz arıtma tesisimize ilave ederek ileri arıtma tesisi özelliği kazandırmış olduk. İnsan kaynakları önemli. Mesleki eğitim önemli. Biz sanayicimize bu kapsamda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi organize sanayi bölgelerinde çalışma konusunu biraz da özendirmek lazım. Bazı avantajlar sunmak lazım. Buradaki çalışan sayısını arttırabilmek amacıyla biz kadın istihdamını arttırabilmek amacıyla bir kreş açtık burada. Bu kreşin özelliği annesi organize sanayi bölgesinde çalışan kadınların çocuklarına bakıyoruz. Çok düşük bir ücret karşılığında şu ana kadar 103 tane çocuğumuz bu kreşte eğitim görmekte. Sonuç olarak Balıkesir organize sanayi bölgesinin geldiği noktayı da rakamlarla izin verirseniz şöyle özetlemek istiyorum. 2016 yılında 4800 kişinin çalıştığı Balıkesir organize sanayi bölgesinde 3 kat bir artışla şu anda 17.000 kişi çalışmakta. Yine 2016'da 95 fabrikanın olduğu OSB'de, Balıkesir OSB'de şu anda 155 fabrika üretimde. Enerji ile ilgili bir istatistik vermek istiyorum. Yine 2016'da aylık 9 milyon kilovat saat enerji kullanılıyorken şimdi 40-45 milyon kilovat saat enerjinin kullanıldığı Türkiye'nin en fazla enerji kullanan ilk 20 kurumu arasında Balıkesir OSB hem şehrinin ekonomisine hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Daha da fazla katkı sağlayacaktır. Evet, şimdi biz biraz önce geldiğimiz noktayı ben sizlere ifade ettim. Bundan sonra buraya kadar geldiğimiz nokta bizim için yeterli mi, şehrimiz için yeterli mi? Değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da orta vadeli ekonomik programda ifade ettiği gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat modeli prensibiyle çalışıyoruz. O yüzden biz yatırımların daha da fazla olmasını istiyoruz. Bu 58 fabrika eşittir 12.000, 13.000 kişilik bir istihdama karşılık gelmekte. Biz şu anda 17.000 kişiyiz. Yani 2 yıl içerisinde 30.000 kişi, 5-8 yıl içerisinde tüm genişleme alanlarımız dolduktan sonra yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığı bir organize sanayi bölgesi haline gelmeyi hedefliyoruz. Biz Balıkesir olarak özellikle Türkiye'nin ilk 500'ünde ulusal, global teknoloji firmalarımızı, katma değerli üreten firmalarımızı Balıkesir'e çekmeye çalışıyoruz. Biz aynı zamanda da çevreye saygılı bir organize sanayi bölgesiyiz. Yeşil OSB ile ilgili sertifikasyon süreçlerimizi başlattık. Yani sonuç olarak bizim bir hedefimiz var, bir kapasitemiz var. Bunu da biz üniversitemizle beraber hazırlamış olduğumuz stratejik planımızda da ortaya koyduk. Yani bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. O hedeflerimize ulaşınca inşallah Balıkesir'de bu kadar yeter diyeceğiz sanayiyle ilgili. Mevcut atık su arıtma tesisimiz var. Onun biz enerjisini 2016 yılındaki Balıkesir'de ilk kurulan güneş tarlası diyebileceğim bir GES santrali kurduk. Tamamen elektriğini, enerjisini ondan sağlıyoruz. Sonra genişlememizle beraber yine sonradan devreye aldığımız 10.000 metre küplük tesisimiz içinde bir güneş enerji santrali kurulmasıyla ilgili yerimizi ayırdık. Bununla ilgili de şu anda proje çalışmalarımız devam etmekte. Ama bunun haricinde biz her fabrikadan şunu da istiyoruz. Suya erişmek de çok önemli ve suyu kullanmak da hakikaten çevresel kapsamında çok önemli bir hale geldi. Biz her fabrikamıza inşaat ruhsatı vermeden önce mutlaka o proje içerisinde bir yağmur suyu deposunun yapıldığını hem projede görüyoruz hem de yapı kullanma vermeden önce de onun yapıldığını biz yerinde görmek istiyoruz. Bir yağmur suyu deposu mesela biz gümrük müdürlüğünde yaptık. Bu depo tamamen yağmur suyuyla dolduktan sonra 2 ay 3 ay boyunca oradaki yeşil alana sulayabiliyor. Biz özellikle bu konulara Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi olarak önem vermekteyiz. Burası Balıkesir OSB Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı projesiyle 2017 yılında güdümlü projeyle burası hayata geçirildi. Mesleki Eğitim Merkezimizde OSB Meslek Lisesi'nin öğrencilerin atölye uygulamalarında kullanılmak üzere açıldı. Aynı zamanda piyasaya yönelik meslek edinme kursları ve mesleki girişim kursları açıyoruz. Şu ana kadar kaynakçılık, CNC tezgah operatörü, makine bakımcı, PLC operatörü ve bilgisayar alanında ileri Excel ve AutoCAD kursları düzenledik. Şu ana kadar 180 yakın kursiyeri meslek edindirme kurslarından mezun edip istihdamını sağladık. Halen
metal ve makina sektöründe faaliyet gösteren firmaların talepleri doğrultusunda kurslar düzenleyip kursiyerleri yetiştirip Milli Eğitim Onaylı sertifikalarını veriyoruz ve işbaşı yaptırıyoruz firmalarda. 18'de 46 yaş arası herhangi bir meslek sahibi olmayan, şu ana kadar herhangi bir iş sahibi olmayan katılımcıları burada meslek edindirip firmalara istihdamını sağlıyoruz. Meslek eğitim merkezimizde 5 atölyemiz, 5 laboratuvarımız var. Bu atölye ve laboratuvarlardan aynı zamanda OSL ve meslek lisesi öğrencileri faydalanıyor. Metal işleri atölyemiz, makine teknolojisi atölyemiz, yenilenebilir enerji atölyemiz, endüstriyel otomasyon atölyemiz ve bir de bilgisayar laboratuvarımız var. Ayrıca elektrik para montaj atölyemiz ve endüstriyel otomasyon atölyemiz var. Evet, mavi yakalı çalışanların da aynı zamanda mesleki gelişimleriyle ilgili çeşitli kurslar düzenliyoruz. Geçen yıl 2 adet hidrolik pneumatik kursu düzenledik. Dediğim gibi solid ve AutoCAD kursları düzenliyoruz. Çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sağlamış oluyoruz. Bu cihazımız kaynak simülasyonumuz diye geçiyor. Bizim Şaban hocam da söylemiştir, halk eğitim üzerinden açtığımız kurslar ve meslek lisesi öğrencilerimizin kullanmış olduğu cihazlar. Hiç bilmeyenler için burada ilk başta tutuşlarını vesaireyle öğreniyorlar. Çünkü elleri kırılması gerekiyor. Ve burada dumansız ve göz alması olmadığı için öğrenciler kolaylıkla kaynağı öğrenmiş oluyorlar. Sistemleri ve rüzgar sistemleri olarak iki dala ayrılıyor. Öğrencilerimiz iki dalda yetişmiş oluyorlar. Bu görmüş olduğumuz eğitim seti ise sadece rüzgar enerji sistemleri üzerinde. Burada yapay biz rüzgar ile enerjimizi ürettikten sonra burada görmüş olduğumuz işte LED lamba, DC amperde çalışan LED lambamız, işte sirenlerimiz vesaire, fanlarımız hepsini tek tek çalıştırma ihtimalimiz olabiliyor. Rüzgar şiddetimizi ne kadar fazla arttırırsak ona göre istediğimiz enerjiyi elde edebiliyoruz yapay olarak. Son 5 yılda 3 kat büyüyen ve örnek bir üretim stratejisini benimseyen Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin halihazırda bir de genişleme çalışması var. Genişleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplam 1453 hektar bu genişleme çalışmalarının sadece birinci etabı. Yani 179 hektarlık alan arkamda bulunuyor. Genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 17.000 olan halihazırdaki çalışan sayısı da toplam 40.000 olacak. Bununla birlikte 1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi de yine doğal olarak artış gösterecek. Evet, sizlerle birlikte Türkiye'nin en güçlü sanayi bölgeleri arasında bulunan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettik. Ve böylece bir üretim yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki üretim yolculuğumuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.